Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün Trabzon kaynası yapacağız. Aslına bakarsanız ben çok tarifle yapan biri değilim. Göz kararı yapmaya alıştığım için. Ama şimdi tarif vermeye çalışacağım diyelim. 3 tane yumurta kıracağım bugün. Bu sizin yiyeceğinize göre olabilir. Yani 3 tane yumurtadan 5-6 tane kaynar çıkar en azından benim yapış şeklimle. Çünkü ben çok ince ve yağsız yapıyorum. O yüzden hoppa, evet, hiç olmayan bir şey. Kabukları yemiyoruz tabii ki. Tarifin içinde kabuk yok. Kabuklara özen gösterin. Şimdi yumurtayı koyduk. Ben şimdi göz kararı su ve süt koyuyorum. Yani siz şöyle diyeyim, bir çay bardağı süt, normal bir bardak su koyabilirsiniz ona. Normal pankek kıvamında olacak. Çok katı olmayacak. Çok da sulu olmayacak. Çok katı olursa çok kalın olur. İçi pişmez. Pişirirken kapağını da kapatırsanız daha güzel pişiyor. Birazcık daha böyle kavararak pişiyor. Unu yine göz kararı koyacağım. Ama siz dediğim gibi bir bardak koyabilirsiniz. Topaklanmaması için bu şekilde yanında mikserle de çırpabilirsiniz. Ama bu şekilde eşinizi görün. Biraz etrafa sıçrıyor. Evet. Gördüğünüz gibi kendini yemek gibi olmasın. Hem sağlak hem solak olduğum için iki işi aynı anda rahatlıkla yapabiliyor. Bunu çırpıyorsunuz. Hala kıvamını almadım. Ben suyunu fazla koyduğum için bir bardaktan fazla ona ihtiyacımız var. Ben çünkü suyunu bir bardaktan fazla koydum. Sütünle beraber koyunca yaklaşık yani şu kaşıkla beraber 5-6 tane attım ona. Çok katı olmayacak, çok da sulu olmayacak. Bu şekilde bir kıvamı olacak. Sonra tuzunu atın. Biz ayrıca çok fazla tuz tüketmediğimiz için ben az koyuyorum tuzunu. Ezanda okunuyor Allah Celle Celaluhu. Çok az un koyuyorum çünkü ben yağlı sevmem. Un diyorum. Una taktım çünkü çok fazla un gitti ona. Yani suyunu fazla kaçırdığım için yani bir su bardağıyla alakası yok. 5 su bardağı falan koydum neredeyse un. Ben çok az yağ koyuyorum çünkü yağlı sevmiyorum. Şimdi şu şekilde. Bismillah. Bunu tavaya yayıyorsunuz. Sonra bekliyoruz. Şimdi şey yapma. Evet, bir taneyi pişirdik. Şimdi ikinciye başlıyoruz. Evet, bakın çok güzel oldu. Evet, işte. Böyle çevirdim. Her zaman böyle çeviririm. Evet arkadaşlar bakın kaç tane. 1, 2, 3 tane çıktı. Burada var. Bir de burada da var. İşte böyle. İşte arkadaşlar hamurundan bu kadar kaldı.
benim kızım yapar da olmaz mı? Tonton anneannenin kızı.